Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli İşkolik izleyicileri, sektörleri mercek altına tutmaya devam ediyoruz ve şu an sizlere Yalova Çınarcık'tan seslenmekteyiz. Club Kale Havuz İşletmesi'nin konu olduk ve yanımızda işletme sahibi Sayın Gülnaz Kandemir bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Gülnaz Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız efendim? Teşekkürler, siz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Size. Gülnaz Hanım. Verilen hizmetlerinize, sektör alan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize sizle yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Gülnaz Kandemir kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Gülnaz Kandemir, 30 yaşındayım. Yaklaşık 15 sene bankacılık yaptım. Ben buradayım. Evet. Buranın işletmesini üstlendim. Hı hı. Gelen misafirleri memnun etmek istiyorum. Evet. Adından da anlaşılacağı gibi Club Kale Havuz, eşiniz Ahmet Bey alt tarafta, yan tarafta bulunan 22 yılı aşkın bir süredir işletmiş olduğu Club Kale bulunmakta. Evet. Siz de bu ünvan bünyesinde bulunan havuz işletmeciliğinde 5 yıldır üstlenmektesiniz ve burada da eşinizle beraber bu işletmelerde işletme sahibi olarak hizmet veriyorsunuz. Şimdi efendim, verilen hizmetleri biraz daha açalım. Gelen talepler doğrusunda sunulan hizmetler nelerdir? Biraz söz eder misiniz? Aynı anda 300 kişiyi ayarlıyoruz. Hı hı. Mutfağımız var, fast food hizmeti veriyoruz. Evet. Kaydıraklarımız var. Çocuk havuzunda ve yetişkin havuzunda. Evet. Onun dışında otoparklarımız var. Hı hı. Var. Kafede de sıcak ve soğuk meşrubatlarla siz gelen misafirlerinize burada yine kafe hizmeti verebiliyorsunuz. Aynı zamanda fast food çeşitleriyle olsun burada hizmet veriyorsunuz ve ovar şeklinde bir havuzunuz bulunmakta. 300 kişiyi ağırladığınız. Bunun tamamıyla mimarisi, tasarımı da eşiniz Ahmet Bey'e ait. Kendisi tasarladı. Mimarisini kendisi oluşturdu. Şimdi efendim, oldukça güzel bir sektörde hizmet veriyorsunuz. Yaz aylarında insanlar en çok talep ettikleri havuz olsun, diğer işletmeler olsun, güzel, keyifli bir hizmet veriyorsunuz. Bu hizmeti verirken dikkat ettiğiniz kurallar nelerdir? Öncelikle hijyen, her şeyden önce. Evet. Havuz dediğiniz zaman hijyen gerçekten çok önemli. Temizlik yani, çok önemli, evet, kesinlikle. Hijyen olmadığı zaman havuzun ne mutfağında bir faaliyet gösterebiliriz, hı hı, ne diğer alanlarında. Öncelikle hijyen bizim için önemli. Ve hijyen diyorum sadece. Evet. Onun dışında gelen misafirlerimizin aile ortamıyız. Hı hı. Gelenler genelde ailesiyle gelsin ve rahat etsin. Evet. Gerekirse yanında eşi yokken bile çocuğuyla bayanların rahat etmesini sağlamak istiyoruz. Evet. Çünkü ben bayan olarak gittiğim zaman bunları bekliyorum. Evet. Aynı şekilde işletmemizde de bunlara özen gösteriyoruz. Evet. Biraz da seçici davranıyorsunuz. Sizin de söylediğiniz gibi yani gelecek olan her insanı tek tek seçerek, özenli bir şekilde, çünkü insanlar burada günlerini geçiriyorlar, zamanın büyük bir kısmını burada sizlerle beraber geçiriyorlar. Kimsenin rahatsız olmaması adına siz müşterinizi özel olarak seçip içeride onları en iyi şekilde ağırlıyorsunuz. Şimdi efendim, biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. Elbette burası bir turizm bölgesi Çınarcık ama sektörde yalnız değilsiniz. Evet. Sizin gibi bu hizmeti veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme bulunmakta. Neden özellikle insanlar Club Kale Havuzu tercih etmeliler sizce? Biz burada 18 senedir havuz işletmesi yapıyoruz ve, hı-hı, gelen misafirlerimiz artık müşteri zaten. Hepsi bizim misafirlerimiz ve bizi de öyle aile gibi görüyoruz. Evet. Aynı şekilde aile olarak rahat ettikleri için, temizliğinden, evet, memnun kaldıkları için, geldikleri zaman artık böyle evinin havuzuna gelmiş olduğunu hissettiği için, evet, kendi müşterilerimizin söylediklerinden dolayı bizi tercih etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Evet. Biraz da işletmenin konumundan bahsedelim. Son derece inanılmaz eşsiz bir manzarası var. Bir tarafta deniz, Marmara'ya bakan bir bölümünüz var. Yüksekte olduğu için ve kuş sesleriyle beraber bir tarafta da yeşilliğin olduğu bir noktadasınız. Evet. Halihazırda da burada işletme sahibi olarak hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Peki önümüzdeki yıllar neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz, hayalleriniz nelerdir? Her işletmenin büyüme hayali vardır. Ancak bizim böyle bir hedefimiz yok açıkçası. Hı-hı. 300 kişiye biz burada gayet kaliteli ve huzurlu bir ortamda hizmet verebiliyoruz. Evet. Mevcut kalitemizi koruyup ailelerimizi daha mutlu edebiliriz. Evet. Bizim en büyük hedefimiz bu. Evet.
Onun için mevcut kalitemizi korumak istiyoruz. En büyük hedefimiz bu için. Evet. Metrekareye baktığımızda aslında birçok değişikliğe elverişli bir alan burası. Ancak tabii ki siz bu aile ortamını bozmadan mevcut durumu korumak en önemli hedefleriniz diyebiliriz. Son olarak ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz? Tavsiyelerinizi alabilir miyiz kısaca? Huzurlu bir ortamda ailesiyle güzel vakit geçirip serinlemek isteyen misafirlerimizi her zaman bekliyoruz. Efendim bizle vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın da devamını diliyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. Çok sağ olun efendim. Teşekkürler. Evet değerli İşkolik izleyicileri, sektörleri mercek altına tutmaya devam edeceğiz. Yalova Çınarcık'tan ve sektörün en iyisi Club, Kale ve Havuz İşletmesi'nden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.